Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi şeyi hatırlatayım bu videonun en başında, ya şu bir 500 bin abone olamadık arkadaşlar ya, izleyicilerimizin, ufuk çıkardığı istatistiklere göre izleyicilerimizin %30'u abone değil, yani abone olmayı unutuyor ya da tercih etmiyor, algoritma açısından abone olabilirsiniz, çok seviniriz diye bunu hatırlatayım, Ufuk bize kızmadan, ondan sonra... Gireyim hardcore siyasete. Şimdi bu dört e, adayla gidilecek seçime bir ön liste çıktı YSK'nın. Bu ön liste 31 Mart'a kadar bu ön listeye itirazlar yapılacak. Yapılan itirazlar değerlendirilecek. Daha sonra 31 Mart'ta liste kesinleşecek. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan yine aday. Kemal Kılıçdaroğlu CHP lideri aday. Muharrem İnce ve Sinan Oğan yüzer bin imzaya geçtiler. Onlar da resmen adaylar e, tam kesinleşmemiş olan listedeler. Cumhurbaşkanlığı adaylığı listesindeler. Onun dışında Doğu Perinçek 100 bin imzayı toplayamadı. Ahmet Özal 100 bin imzayı toplayamadı. Ancak Doğu Perinçek vermiş olduğu röportajlarda biz Cumhur İttifakı'na katılmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da işte teveccüh etmiş kendisiyle görüşeceğiz. Cumhur İttifakı'na katılmak istiyoruz dedi. Ancak ittifak protokolleri YSK'ya verildiği için yine bir dönem önceki gibi herhalde ittifakta böyle resmen olmayıp Yine dışarıdan olacaklar ama enteresan yani Doğu Perinçey'in oğlu saray içerisinde kuvvetli odası falan var öyle söyleyeyim yani. Garip zımni bir ittifak yani aslında garip mesela işte bu muhalefete eleştirirken altı tane benzemez bunlar ülkeyi nasıl yönetecek falan deniyor ama e, olabilir tabii eleştirilebilir konuşulabilir ama öbür taraf aslında daha garip yani hali hazırda da mesela bu Cumhur İttifakı şu anda resmen Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti BBP var aslında. Ama böyle garip dışarıdan bir takım destekler var. Garip işte sarayda odası olan odaklar var. Yani daha böyle hani en azından öbürü göz önünde neyin ne olduğu belli. Bu da göz önünde olmayan süreçler var yani enteresan. Şimdi e, ayın 31 ne kadar dedik. Şu olabilir tabii. Yani böyle bir beklenti var ya muhalefet seçmeninde. Çok öyle olacak gibi değil şu ana kadar Muharrem İnce'nin açıklamalarına baktığımız zaman ama hani ola ki Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce görüştü. Sonra Muharrem İnce çekilmek e, ...kararı aldı. Mesela 31 Mart'ta liste kesinleşirse... ...31 Mart'ta kadar itiraz gelmedi. Fikir değiştiren olmadı. Liste kesinleşti. Pusula da yer alacak Muharrem İnce. Ama diyelim ki 14 Mayıs'a kadar... ...başka bir karar aldı. Çekilme kararı aldı. Aday olmama kararı aldı. Kılıçdaroğlu'na destek verme kararı aldı. O zaman ne olacak? O zaman pusula da yer alacak. Tevfik Sönmez Küçük politik yola bununla ilgili bir makale yazmış. Önemli bir makale. Yani bunun... Ee, Muharrem İnce 31'ine kadar çekilmez, 14 Mayıs'tan önce çekilme kararı alırsa... ...hem siyasi sonuçları olacak hem hukuki sonuçları olacak. Çünkü durumla ilgili bir bilinememezlik var. Yani hangisi e, uygulanır, ne olur? Mesela bir seçenek şu. E, diyelim ki sonra çekilme kararı aldı. Fakat oyların %50 artı birini aldı. Çok düşük bir ihtimal bu ama yine de Cumhurbaşkanı olamıyor. Bu olması şey. Peki ne olacak? kendisine verilen oylar geçersiz oy mu sayılacak? Muhtemelen öyle olması lazım yazmış Tevfik Küçük. Diyor ki bu aday seçmenler için hiç aday olmamış gibi değerlendirilmeli. Söz konusu aday hakkında verilen oylar geçersiz kabul edilmelidir. Bu yorum seçilme hakkında bir gereği olarak değerlendirilebilir. Zira seçilme hakkı seçimlerde aday olmak ve seçim yarışına katılmak kadar seçime girmeme veya seçimden çekilme hakkını da içerir aksi yönde yapılacak biliyorum. Yarış seçim yarışından çekilen bir adayın iradesi dışında seçilmesi gibi hukuki temel hukukun temel ilkelerine aykırı bir sonuç sonuca da yol açar diyor. Oylar geçersiz sayılmalı diyor. Çekilir mi çekilmez mi Muharrem İnce çekileceğini zannetmiyorum. Enteresan bir noktaya geldi iş. Yani tamam arkadaşlar siz de diyorsunuz <laughs> Muharrem İnce konuşulmasın falan diye ama iş şöyle ilginç bir yere gitti. Şimdi iki isim hem Muharrem İnce hem de Yavuz Araleoğlu e, Abdülkadir Serviye konuşmuşlar. Zaten bu başlı başına çok şey anlatıyor yani. Abdülkadir Servi'nin özellikle bu ikisinde röportaj yapmak istemesi. İnce'yi aradım diyor. İşte cenazesi varmış Yalova'da halasının kızının cenazesindeymiş. Sorularımı yönelttim ince cevap verdi diyor. Çekilmeniz yönünde çağrılar var. Çekilecek misiniz diye sormuş. İnce solun 1994'teki yerel seçimlerin yerel seçimlerden bir travması var. İstanbul seçimlerinde Zülfü Livaneli ve İlhan Kesici birbirine yakın oylar aldılar. Erdoğan aradan sıyrıldı. %25 oyla seçimi kazandı ama o yerel seçimdi. bu genel seçim o futbol maçıydı bu basket maçı birbirine karıştırmamak lazım bu bir diye. Şimdi burada yanlış söylemiş Muharrem çünkü İlhan Kesici solun adayı değildi zaten. Merkez sağın adayıydı. Zülfü Zülfü Livaneli şeyin adayıydı. CHP'nin adayıydı. Ayrı başka CHP'nin adayı vardı. Karıştırmış hepsini birbirine. Neyse. İkincisi ise diyorlar ki Millet İttifakı %60 oy alıyor. Bana da %2-3 veriyorlar. Madem %60'sınız ben olursam o zaman %58 alın. Diyor Muharrem İnce. Üçüncüsü ise Gültekin Uysal'a Temel Karamollaoğlu'na gösterdikleri ilgiyi, Davutoğlu'na Babacan'a gösterdikleri saygıyı CHP'nin çocuğu olan bana göstermiyorlar diyor. Ben bu iktidardan memnun değilim ama sizden de memnun değilim. Kardeşim ben siyaset yapmak istiyorum. Peki neden çekileyim? Siz adayınıza güvenmiyor musunuz? Demokratik bir hak değil mi? Abdülkadir servis soruyor. Üzerinizde yoğun bir baskı var. Bu sizi bunaltıyor mu? Hayır hayır ben bunalmam. Bu seçimdeki kadar bel altı vuruş hiç görmedim. Herhalde kendi kendisine destek olan sosyal medya ajanslarının bel altı vuruşlarından bahsediyor diye okumladım ben bunu soruyor Abdülkadir Selvi Kemal Bey ziyaretinize gelirse çekilmenizi müzakere etmek isterse tavrınız ne olur? Milli yol bağımsız Türkiye'ye gitmişse bize de gelecektir. Bekliyorum. Buyursun. Size Cumhurbaşkanı yardımcılığı veya bakanlık önerilirse tavrınız ne olur? Bana bir teklif falan yok. Kemal Bey gelirse konuşurum. Ama gazetecilerin yazdığı haberler üzerinden konuşmam. Ben müzakereye açığım diyor Muharrem İnce. Şimdi Dicle Canova sabah saatlerinde CNN Türkiye bağlandı ve bir şey anlattı. Dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu kendisine özel bir anket yaptı. Yani sadece Kemal Bey'in göreceği bir anket yaptıracakmış. Güvenilir. Kendisinin güvendiği yani. Ve Muharrem İnce'nin gerçek potansiyelini saptayacak bir anket. Ee, o ankete göre karar verecek. Çünkü şu anda Muharrem İnce elinin güçlü olduğunu düşünüyor. Muhtemelen Cumhurbaşkanı yardımcılığı isteyecek, bakanlık isteyecek neyse. Kemal Bey de bu güvendiği anketin sonucunu, sonucunu görmek istiyor. Ona göre öyle bir tavırla gidecek. Muharrem diyor Dicle Canova. Şimdi tabii Muharrem İnce meselesinde bir de şu oldu. 100 bin imzayı topladıktan sonra dün de o videoyu gösterdim. Kameraların karşısına geçtim Muharrem İnce ve dedi ki işte Boğaz'dan miskisini yudumlayıp siyaset yapanlar, sanatçı bozuntuları falan diye böyle bir epey bir sert çıkıştığı bir konuşma. Onun üzerine Muharrem İnce ile şeyler arasında, sanatçılar arasında bir sürtüşme yaşandı. Burada Abdülkadir Selvi'ye de söylemiş. Düzelteyim. Evet biraz maksadını aştı. Fazıl Say'ı keyifle dinlerim. Bizim yüz akımız bir sanatçımız. Ben onu kastetmedim. Ama o bana bazı laflar etti. Üstüne alındı ama ben onu kastetmedim. O niye üstüne alındı ki? Ben onu kastetmedim. O üstüne alındı. Sonra video gönderdim ona. Bak seni kastetmedim dedim. İzlemem dedi. Tavrı hoş değildi. Sanatçılarımızın gözlerinden öpüyorum. Fazıl Say'ı ayırıyorum. Ama belediyeye, bağla belediye bağlantılı olanlar hariç. Fazlasay Say benim videomu izlemeye tenezzül etmemiş ama ben onun konserlerini keyifle dinliyorum. En son Kaz Dağları'nda dinlemiştim. Buradan Fazlasay'a selamlarım yani. Kusura bakmayın ben şey yapıyorum. Gülümsüyorum çünkü Fazlasıyla Muharrem İnce'nin videosu bir mi onu anlayamadım. Adam dünyaca ünlü bir piyanist yani insanlar Avrupa'nın bir kentinde konser veriyor başka bir kentten bilet alıp gidiyorlar adamın. Yani kendi videosuyla Muharrem İnce'nin ne alakası var? Muharrem İnce sanatçı mı? O benim videomu izlemiyor ama ben onun konsere gidiyorum. Ne alakasını anlayamadım yani. Biraz ilginç. Hakikaten Muharrem İnce'nin de kendi de demiş anladığım kadarıyla biraz bu süreçte sinirlerinin bozulmaması zor olacak gibi görünüyor. Şöyle bir tweet attı Muharrem İnce. John Steinbeck bir insana dengesini kaybettirip sonra da normal davranmasını bekleyemezsiniz der. Üzerimize çok gelindi. Normalde hiç kullanmadığım bir ifade olmasına rağmen basın toplantısında ağzından sözde sanatçılar şeklinde bir ifade çıktı. Üzülerek gördüm ki bunu üzerine alınan kıymetli sanatçılarımız olmuş. Bu ifade nedeniyle bırakın adı geçen kıymetli sanatçılarımızı ülkemin bütün sanatçılarından özür diliyorum. Ne derlerse desinler ne yaparlarsa yapsınlar sanatçıların başımızın üzerinde yeri vardır diye. E, kendisine aday olmayın işte Gonca Vusla de mesela. Muharrem destek olduğum günlere lanet ediyorum falan gibi bir tweet atmıştı. Tepki var. Ya aday olmasın diye kendisine tepki gösterenlere Muharrem de sert tepkiler gösteriyor. Şahan Gökbakar cevap verdi Muharrem İnce'ye. Hah kalabalıkta da özür Kalabalıkta da özür gelmiş. Artık sizle ilgili yazmayacağım. Her yaptığınız hatada sebep hep başkaları değil mi? Parti arkanızda durmadı. Şişede durduğu gibi durmadı. Bütün sanatçılar size bilinçli saldırdı vesaire. Dengeniz kayıptı zaten. Biz bulun diye uğraştık. Bu kadar oldu bay bay demiş. Fazıl Say'da ne özür istiyoruz ne de af hiçbir şey istemiyoruz. Mağara adamı seviyesi söylen metrollerini de alsın gitsin istiyoruz. Aydınlık ve güzel bir geleceğe uzandığımız yolda gölge etmesin yeterlidir. Çekilsin yolumuzdan. Adını bir daha duymak istemiyoruz. Utanç yaşattı diye böyle bayağı bir şey. Fazıl Say'da sert yazdı Muharrem İnce'ye. Bu Muharrem İnce meselesi seçimde bir mesele olmaya devam edecek. Abdülkadir Selvi bir isimle daha konuşmuş arkadaşlar. O konuştuğu isim de İyi Partili Yavuz Ağaraleoğlu. Yavuz Ağaraleoğlu İyi Parti... İşte en son altılması bir araya gelip Kemal Kılıçdaroğlu'nun meşhur Meral Hanım'ın masadan kalkması geri dönmesi krizi sonrasında ortak cumhurbaşkanı adayı olarak belirlediklerini söylediler malumunuz. Bunun ardından Yavuz Arelioğlu bir çıkış yapmış bir basın toplantısı düzenlemiş. Ve işte ben partime yapılan muameleyi kabullenemiyorum bu masa Kemal Bey'in masasına dönüştü şeklinde bir basın toplantısı düzenlemişti. Şimdi bununla ilgili de Abdülkadir Selvi'ye konuşmuş. Diyor ki terörün gölgesinin düştüğü yerde Cumhurbaşkanlığı makamının pay edilmesini doğru bulmuyorum diyor. Ee, diyor ki şöyle demiş. ha Kılıçdaroğlu adayına karşı çıkıyorsun. Hem de kırgın ve küskün de olsa Kılıçdaroğlu'na oy veriyorsun diye eleştiri konusu olmuş. Yavuzoğlu, Yavuz Araleoğlu da diyor ki ben artık diyor Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeme kararı aldım diyor Yavuz Araleoğlu. Kılıçdaroğlu'na oy vermeyecek. Şimdi burada aslında Sayın İnce'nin de Sayın Yavuz Araleoğlu'nun da ikisinin de çıkışlarını kişisel e, görüyorum. Yani oldukça kişisel çıkışlar. Birazcık bu Muharrem İnce'ninkini ayırıyorum ama Yavuz Araleoğlu'nun ki bence kendi siyasi ikbaline yönelik öyle anlıyorum. Ben bu çıkışı yapıyor. E, aslında hedefi işte kimilerine göre seçimden sonra kim kazanırsa kazansın pek çok partide köklü değişimler olacak. buna hazırlanıyor Yavuz Ağaralioğlu, muhtemelen. Kimilerine göre BBP liderliğine soyunabilir. Ya da Devlet Bahçeli'nin de yaşı malum ve eğer tabii Cumhur İttifakı seçimi kaybederse MHP içinde de işte huzursuz olanların sayısı artacak, sesleri daha yüksek çıkacak. MHP içerisinde bir yarışa girmek olabilir Yavuz Aralioğlu'nun hedefi. Bunu biraz daha kişisel ikbal olarak görüyorum ve iyi Parti çevrelerinde de biraz daha böyle okunuyor bu mesele. Muharrem İnce'nin ise işte başından beri hep konuştuğumuz Muharrem İnce için iş kişisel bir boyuta geldi. Bence kişisel. Yani Kemal gibi ayağına gitsin. ...istiyor ve orada işte herhalde Kemal Bey'in yüzüne kırgınlıklarını söylemek istiyor falan. Ama bu saatten sonra ince çekilse bile bunun hukuki sonuçları da olacak. Yani ayrı bir tartışmayı beraberinde getirecek. Pusula da her, her harikarda yer alacak. Pusula da yer aldığı için kafa karışıklığına yol açacak falan. Şimdi zaten başlıkta da dedim. Yani bu kritik bir seçim. Kimsenin eli rahat değil. Kimse oh kesin seçiliyorum diyebileceği bir seçim değil. Şimdi bu arada tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez... Cumhurbaşkanı adayı olması ile ilgili muhalefetin yapmış olduğu itirazlar var. Deva Partisi de resmi itirazını iletti. İyi Parti de resmi itirazını iletti. Bununla ilgili Meclis Başkanı Mustafa Şentop az önce basın toplantısı düzenledi. Mustafa Şentop bir şey yazmış, akademik bir makale yazmış. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde iki defadan fazla Cumhurbaşkanı seçilmeme kuralı diye. Aslında öncelikle siyasetçiler bunu eleştiriyorlar muhalefet siyasetçileri. Ya Meclis başkanı aslında tarafsız olması gerekir. Neden burada tarafını belli edecek bir makale yazıyor ki diye. E Mustafa Şentop işte buna itiraz etti. Dedi ki kendileri sadece işlerine gelen hukuki yorumları okuyorlar. Biz de bunun antitezini sunduk. E i̇şlerine bunu da okumaları lazım. Her şeyin tezi varsa antitezi de var dedi Mustafa Şentop ve şöyle bir şey söyledi. Dedi ki şimdi biz 2018'de yeni sisteme geçtik yeni rejime geçtik. Efendim hukuken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olmaması için özel bir hüküm olması gerekir. Yani bunun anayasaya koyulması gerekirdi. İşte ama işte Erdoğan daha önceki sistemde bir kez Cumhurbaşkanlığı yaptığı için bir kere daha aday olamaz diye bir hüküm konması gerekirdi. Özel bir hüküm konmadığı için adaylığın önünde bir engel yok diyor. Şimdi buna karşı çıkan hukukçular da tam tersini söylüyorlar. Olur mu diyorlar kardeşim bu özel hüküm tam tersi için olması gerekir. Yani burada yazılan bir kişi üçüncü defa Cumhurbaşkanı seçilemez. Bitti. Bu, bunun yorumu budur diyorlar. Mustafa Şentop da hayır. Özel hüküm gerekir bunlara diyor ve itiraz ediyor. Mustafa Şentop'un haricinde bir de Ömer Çelik AK Parti sözcüsü bir dizi tweet attı. Ee, i̇şte dedi muhalefetin itirazları Basına yansıtı Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Cumhurbaşkanımızın bu seçimlerde yeniden aday olduğunu aylar öncesinden açıklamıştık. Nitekim usulüne uygun şekilde adaylık başvurusu yapılmıştır. Cumhurbaşkanımız milletimizin iradesine sımsıkı bağlılıkla sürdürdüğü siyasi hayatına, demokrasine ve sandığın gücüne inanarak devam etmektedir. Cumhurbaşkanımızın adaylığı konusunda üretilmeye çalışılan sözde tartışma hukuki değil, hukuk dışı yollarla siyasete yön vermeye çalışan kötü alışkanlıkların depreştiğini göstermektedir. Daha önce de ifade etmiştik bu tür söylemler siyaseti kurgulamaya çalışan masaların gizli ortağının Sabih Kanadoğlu zihniyeti olduğunu ve bu tartışmaların vesayet zihniyetinden beslendiğini ortaya koymaktadır diye Sabih Kanadoğlu'nun geçtiğimiz günlerde vefat eden Sabih Kanadoğlu'nun 367 kararına gönderme yapıyor. Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı gündeme geldiği zaman o zamanlar Cumhurbaşkanı meclis seçiyordu ve eşi başörtülü olması husu, dolayısıyla Cumhurbaşkanı olsun mu olmasın mı tartışması vardı. Sabih Karadoğlu'da meclisteki 367 milletvekilinin e, e, onayını alması lazım diye teorisini bir teori ortaya atmış. Bu teori ortalığı karıştırmış ve bu teorinin ardından da Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi gündeme gelmişti. Ve o zaman da işte iradenin önüne yargı vesayeti hukuk vesayeti vesaire e, ...tartışmaları başlamış. Aslında AK Parti'nin... ...bütün bu hukuk sistemini baştan aşağı... ...değiştirmesinin yolunu da... ...açan süreçti bu. Hatırlamayanlar için... ...kısaca hatırlatmış olalım. Şimdi... E, ...bu Muharrem İnce Sinanoğan meselesiyle ilgili... ...dün MAK Araştırma, Mehmet Ali Kulak... ...Halk TV'ye bağlandı, Halk TV yayınına... ...ve çarpıcı bir şeyler söyledi. Seçim ikinci tura kalsın diye... ...şu anda son derece... ...Altan önemli bir şeyi ifade etti... Şu anda ben de görüşüyorum AK Partili arkadaşlarla. Zaman zaman onlar arıyorlar, bir yerlerde görüşüyoruz falan. Şu anda resmen bayram ediyorlar. Her seçimin bir kazananı var, bir kaybedeni var, bir de kaybettireni var. Şu anda kaybettirenle son derece mutlu bir fotoğraf çiziyorlar. Bakın ben burada asla Sayın Muharrem'in İnger'in ve Sayın Sinan demokratik haklarını kullanmalarından asla rahatsız değilim demokrasiye yüzde yüz inananın inanan birisiyim ve bunu önemseyen birisiyim. Ama şu anda geldiğimiz noktada eğer Sayın Muharrem İnce ve Sayın Sinan Oğan 5 puan ve üstü oy alırlarsa bizim yaptığımız bütün simülasyonlar ve ölçümlerde ölçümlemelerde en azından bugün için seçim ikinci tura kalır. İkinci tura kalan seçim için yani ben muhalefetten daha çok iktidarın Sayın Erdoğan'ın kazanmasını muhtemel gördüğümde ifade etmek isterim. Burası dijital. Evet. Burada evet son gelen bir saniyeler önce gelen haberde şu Kemal Kılıçdaroğlu yarın Muharrem İnce ile görüşecek. Vallahi bence Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi her halükarda önemli. Ee, ne çıkacak bakalım. Şimdi e ee, yönelim araştırmadan Derya Kömürcü konuğum. Aslında bu ince meselesini tabii soracağım kendisine ama asıl şeyi konuşmak istiyorum. Sizde sorularınız varsa iletin. Bu yeni değişen işte seçim sistemiyle beraber meclis dağılımına binaen yeni seçim kanunuyla beraber bu tek liste, çoklu liste falan meclis dağılım meselesini aslında daha bir sormak istiyorum kendisine. Derya hocam merhabalar. Merhaba iyi yayınlar bu liste meselesine gireceğiz çünkü şeyde de gündeme gelmiş. Ona ilişkin bir bilgi de aldım. Bu Deva Parti, Saadet Partisi, Gelecek Parti aralarında yine ya biz ayrı bir ittifak içi ittifak mı yapsak, ayrı bir liste mi yapsak diye tartışıyorlar. Daha evvel gündeme gelmiş, rafa kaldırılmıştı ama şimdi bu işte kimi partiler kendi ismiyle 41 ilde temsil edilmek istiyor vesaire bu üçüncü ittifak yani bir ittifak içi ittifak meselesi de gündeme geliyor ama ondan önce madem sıcak haber bu ince Kılıçdaroğlu görüşmesini sorayım ben. Yani hakikaten ince bir game changer olabilir mi bu seçimde? Bir game changer değil belki ama var olan memnuniyetsizliğin avantajını elde edebilecek bir siyasi figür olarak görülüyor. Yani şu anda çok sıcak aslında bu gelişme bir protesto hareketi gibi. Yani var olan iki ana cumhurbaşkanlığı adayının dışında bir aday görmek isteyenlerin şu an Protesto ettiğini ve inceye yöneldiğini görüyoruz. Ama bu ilginin devam edeceğine dair elimizde bir bulgu yok. Yani ben süreç içinde bunun e, zayıflayabileceğini düşünüyorum. Benzer bir şeyi biz geçtiğimiz aylarda Zafer Partisi'nde görmüştük. Mesela şimdi Zafer Partisi oylarının düşmeye başladığını görüyoruz. Aynı şeyin hani Muharrem İnce'nin oy oranlarında da olabileceğini öngörüyorum. Bir de bunun ötesinde ben Muharrem İnce'ye oy veririm diyenleri analiz ettiğimde e, bu seçmenlerin çok kararlı sandığa gidip oy kullanacak seçmenler olduğu konusunda da tereddütüm var açıkçası. Yani hani Muharrem İnce çekilmese dahi e, bu seçmenler sandığa gidip seçim günü destek verirler mi? Emin değilim. Belki de oy kullanmamayı tercih edeceklerdir. Ama sizin de altını çizdiğiniz gibi sonuçta o oy pusulasında fazladan bir isim yer aldığı sürece orada bir tereddüt olacaktır. Bir, bir kısım oyun belki de boşa gitmesi sağlanacaktır. Ama bence kesinlikle Kemal Bey'in Muharrem İnce ile görüşmesi çok önemli. Bunun sonucunda bir çekilme ya da bir anlaşma gerçekleşmese bile tüm seçmenlere Kemal Bey ben Muharrem İnce'ye elimi uzattım, müzakere ettim, konuştum ve bunun sonucunda yine de biz bu tabloyla karşı karşıyayız diyebilir o görüşmeyi yaptıktan sonra. Bunun da etkili olabileceğini düşünüyorum çünkü kamuoyunda gerçekten bir tepki var. Hani bu tepkinin kaynağı da Muharrem İnce'nin karakteri falan değil aslında. Önümüzdeki seçimin çok önemli olması ve özellikle muhalif seçmenin bunun kaybedileceği konusunda çok kaygı duyuyor olması. O yüzden gerçekten eğer ilk turda bu seçim sonuçlanırsa büyük bir başarı olur muhalefet için. Ve i̇lk turda sonuçlanabilmesinin koşullarından biri de e, bence diğer iki adaydan birinin yüzde beş civarında oy almaması. Ha, evet. eğer sinan o anda %5 alırsa ya da ince ya da ikisinin toplamı %5 olursa seçim hı hı. ikinci tura kalıyor. Yani bizim projeksiyonlarımız şöyle bir tablo gösteriyor. Kemal Bey çok ufak bir farklı ilk turu önde bitirebilir ya da çok eşit, hemen hemen eşit rakamları görebiliriz böyle yüzde 46, 47 gibi rakamlar Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasında. İşte geri kalan oylar da e, Muharrem İnce ile Sinan Oğan'a dağılabilirler. Bu tabloda ilk turda bitmeyeceği görülüyor. İlk turda bitebilmesi için e, şu an ölçtüğümüz oranların yarısının altına inmesi gerekir Muharrem İnce. Öyle mi? Hmm, anladım. Peki. Şimdi yani eğer ikinci tura giderse meclis dağılımı çok önemli, daha önemli olacak. Nasıl bir meclis dağılımı ile karşı karşıya kalabileceğimizi gösteriyor sizin projeksiyonlarınız ve bu tek liste Hı -hı. meselesi niye önemli? Ee, tek liste meselesi gerçekten çok önemli. Çünkü verili durumda e, partilerin aldığı oy oranlarına göre bir hesaplama yaptığımızda Cumhur İttifakının elde edeceği milletvekili sayısıyla Millet İttifakı'nın Milletvekili sayısı neredeyse eşit. Yani birbirine çok yakın rakamlar. Şöyle söyleyeyim, 260 ile 290 aralığında bir rakam düşünün. Yani 270'e 270 de olabilir, 265'e 275 de olabilir. Ama burada önemli olan iki tarafında 300 vekili geçemiyor olması. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanun yapabilmek için, yasamayı işletebilmek için 300 milletvekiliniz olması gerekiyor. Dolayısıyla yani orada ciddi bir istikrarsızlık ihtimali ortada. Bunu ortadan kaldırmak çok önemli. Şimdi gerçekten Millet İttifakı'nın şu anda 270-280 aralığında vekil çıkarabileceği bir tabloda. Eğer e, ortak listeden kasıt şu güçlü olan yerde Cumhuriyet Halk Partisinin listesinden ya da güçlü olan yerde İyi Partinin listesinden seçime girmekten bahsediyoruz. Yani e, hani bütün partiler girecek ama işte o partinin üçüncü sırasına da iyi partiden bir isim yazılacak. O da ona destek verecekten bahsetmiyoruz. Aslında tek isim, tek partinin girmesinden bahsediyoruz. Böyle bir tabloda 30'a yakın milletvekili sayısı artırılabildiğini görüyoruz, öngörüyoruz. görüyoruz daha doğrusu. Hmm. Seçim gününde nasıl Bu millet geçerli değil mi dediğiniz? Evet. Hmm. Bunu söylerken tabii şunu da varsayıyoruz. Karşı tarafta da. AKP ve MHP'nin ortak bir liste yaptığını varsayıyoruz şimdi bunun tam tersini düşünürsek yani AKP ve MHP ortak bir liste yapar bunun karşılığında Millet İttifakı ortak bir liste yapmadan girerse çok 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 farklı bir tabloyla karşılaşıyoruz bu sefer yani hem Millet İttifakı'nın sayısı, milletvekili sayısı düşüyor Cumhur İttifakı da çok avantajlı çıkıyor bunun da nedenini çok basit bir şekilde anlatmaya çalışayım. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'de çok fazla seçim çevresinde ya birinci ya ikinci parti. O kadar yüksek oy aldığı yerler var ki yani yüzde 60 oy almış 10 puan düşmüş oy oranı. Bu çok büyük bir kayıp demek ama yüzde 50'ye gelmiş ve bazı seçim çevreleri milletvekili sayısı 3, 2, 4 gibi milletvekili çıkardığı için burada hiç vekil kaybetmiyor. 10 puan kaybetmesine rağmen oy oranında vekillik sayısı düşmüyor. Dolayısıyla bunu zaten gördükleri için yeni bir seçim kanunu getirdiler. Artık oylar geçerli sayılamasın ittifaklar içinde diye. Ve şu an bence yani biz neden bunu hiç tartışmıyoruz bilmiyorum. Yani Erdoğan'ın diplomasını konuştuğumuz kadar neden yeni seçim kanunuyla girdiğimizi konuşmuyoruz gerçekten anlayamıyorum. Evet Anlaşılamayan çok nokta var Türkiye siyasetinde. Peki şey de çok soruluyor hocam. Demek ki bizim potansiyel tip seçmeni çok izleyicimiz var. Herkes tipi sormuş. Çünkü tipte ısrar etti. Yani sonuçta HDP ile bir ittifak içerisindeler ama kendi listemizde, kendi şeyimizle gireceğiz diyorlar. Amblemimizle. Tipin diyorlar kendi girmesi kaç oy kazandırır, kaç oy kaybettirir. Yani milletvekili daha doğrusu oy değil de. Ee, yani şimdi bunu öngörmek çok kolay değil. Yani bana burada izin verin bir, biraz içimi dökeyim. <laughs> şimdi bana zaman zaman sosyal medyada işte her araştırmacının kıyak yaptığı bir parti var. Derya Hoca da tipe kıyak geçiyor gibi yorumlar yapıyor. Şimdi herkesin siyasi görüşü olabilir, dünya görüşü olabilir, ona dair bir, bir, bir takım pozisyonlar alabilir ama şimdi araştırma dediğiniz şey böyle bir şey değil. Ben bir bilim insanıyım ve orada hani neyi görüyorsam ne çıkıyorsa en doğru şekilde onu göstermeye çalışıyorum. Kaldı ki bence eğer ben bir partiye kıyak yapmak istesem onu gerçekte olduğundan daha güçlü göstermem. yani bu verebileceğim en büyük zarar olurdu. Bir bunu belirteyim. İkincisi şimdi Türkiye İşçi Partisi'nin ben Türkiye siyasetinde önemli bir boşluğu doldurduğunu düşünüyorum. Yani siyasetin bu kadar sağa kaydığı bir ülkede ...sol tarafta bir ağırlığın olması gerektiğini düşünüyorum ve o anlamda da önemsiyorum. Baktığımda da son iki yılda binde sekizlerden yüzde üçü zorlayan bir seviyeye geldiğini görüyorum. Bir potansiyel var. Bir ilave daha, peki kim tipe oy veriyor? Nasıl bir havuzdan besleniyor diye baktığımda da... ...daha çok e, geçmişte HDP'ye baraj altı kalmasın diye destek veren... E, ...işte Kemalist, Atatürkçü, merkez solda kendini tanımlayan... Kentli, beyaz yakalı, eğitimli insanlar ve %50'den fazlası bunların geçmiş Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni. Dörtte biri de geçmişte HDP'ye oy veren seçmenlerden oluşuyor. Dolayısıyla şimdi tek liste mi daha avantajlı olurdu YSP altında e, tipin ayrıca girmesi mi? Bunu bence siyasilerin değerlendirmesi gerekir. Siyasi bir kar. Ama ben şunu görüyorum. Tek listede bugün tipe oy veririm diyen insanların bir kısmı o listeye oy vermeyebilirler. Bu mu milletvekili kaybettirir yoksa ayrı ayrı girmek mi milletvekiliyi kaybettirir? Bunu tek tek değerlendirmek gerekir. Ama benim takip edebildiğim kadarıyla zaten şöyle bir şey yok. Biz 87 seçim çevresinde de gireceğiz ve işte YSP ile tip birbiriyle yarışacak denmiyor. Tam tersine... Belli bölgelerde hiç aday gösterilmeyecek Belli bölgelerde iki parti de aday gösterecek. Belli bölgelerde biri diğerinin lehine çekilmesi söz konusu olabilir. Yani bunlar hesaplanabilir şeyler. Tabii ki yüzde yüz değil bütün araştırmaların hata payları var ama bu hata paylarının içinde şunu görebiliyoruz yani nerede milletvekili kaybedilir? Nerede birlikte girilirse kazanılır? Yani ben şu anda çok vahim bir tablo olduğunu görmüyorum. Zaten HDP'nin güçlü olduğu bölgede milletvekili sayısını da 5 6 tane artırdığı görülüyor. Yani işte 23 il var özellikle güçlü olduğu o illerde 44 olan milletvekili sayısının 50'ye kadar çıkabildiğini görüyoruz. Büyük şehirlerle beraber bakarsak bunun 70'i zorlama ihtimali olduğu görülüyor. Yani bence burada esas muhalif seçmenin kafasındaki kaygı e, ee, Millet İttifakı ne kadar vekil kazanıp kaybedebilir? Ortak bir Ama o zaman bir şey soracağım. Benzer şey şimdi siz dediniz ya mesela tipin bir kısım seçmeni tipi oy verir de HDP ile içinde olduğu ittifaka oy vermek istemeyebilir dediniz. Hmm. E bu aynı şey yani benzer bir şey şey için de geçerli olamaz mı? Saadet Partisi seçmeni. Hani belki bir kısım gelecek partisi seçmeni. Belki deva hmm. için çok hani değil biraz deva farklı bir yer o gördüğüm kadarıyla ama o zaman aynı hesap değil mi o? Çok haklısınız. Tam olarak öyle ama şimdi orada bahsettiğimiz oy oranları çok yüksek oy oranları değil. Bizim burada esas tartışmamız gereken şey CHP ve İyi Parti ne yapacak? Yani CHP ile İyi Parti'nin oyları birleştiğinde esas fark yaratıyor. Oraya hani Saadet Partisi seçmenin yarısı buna destek vermezse ne olur tartışması başka bir tartışma ama CHP ve İyi Parti birlikte bir liste koyamıyorlarsa ortaya Orada 10-15 puanlık kayıplardan bahsediyoruz. Yani bölünmeden bahsediyoruz hmm. daha doğrusu. Daha yani bir şey. Orayı, değerlen, orayı değerlendirirsem de hem CHP seçmeni hem İyi Parti seçmeni birbirine hiç uzak değil. Yani temel motivasyonları bu rejimin değişmesi, Erdoğan'ın iktidarını kaybetmesi. Bunun için her türlü ittifakı yapmaya hazırlar. Her türlü inanılmaz pragmatikler. Mesela şöyle bir soru soruyoruz. Yani e, oy vermeyi düşündüğünüz parti seçime girmese ikinci tercihiniz ne olurdu diye soruyoruz seçmenlere. Örneğin A AKP seçmeninin üçte biri neredeyse başka partiye oy vermezdim diyor. Hani bu derece bağlı. Ama mesela en düşük oranlar başka partiye oy vermem deme en düşük oranları Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti seçmenlerinde. Çünkü onlar bu rejim değişsin diye her partiye oy verebilecek durumdalar şu anda neredeyse. Ve ağırlıklı olarak da Cumhuriyet Halk Partilerinin ikinci parti tercihi yüzde oranında iyi Parti, iyi Partilerinki de Cumhuriyet Halk Partisi. Yani ben tabanda böyle bir birlik kurulabileceğini düşünüyorum. Önemli olan liderler, siyasetçiler, evet. siyasi elitler anlaşsın. Orada İyi Parti'nin rezervleri var tabii. ben yani CHP tamam diğer partileri kendi listelerinden koyacak. O da siyasi risk bir partinin genel başkanı açısından yani bir yandan sizin il, ilçe şeyleriniz, örgütleriniz çalışıyorlar, çalışıyorlar ve bu insanlar milletvekili listelerinde olmak istiyor. Şimdi onları kesiyorsunuz ve işte diyelim ki başka partiden birisi koyuyorsunuz seçilebilecek yerden. O da parti içi tabii bir şey yani kavga nedeni olabilir. Belki bu seçim hani özel bir durum diye farklı yaşanabilir tabii o süreç ama normalde Neşe, çok haklısınız ama <laughs> yani iktidar beklentisi bunu bastırır. Yani, bastırır mı? Tabii yani önümüzdeki seçimde iktidar olacağı inancı CHP örgütlerine yerleşmiş gördüğüm kadarıyla ve bu daha önce gördüğümüzden çok daha sakin, kavgasız bir CHP siyasi eliti olacağını bana hissettiriyor. Burada tabii şunu da unutmamak gerekir. Bugün liderliğiyle uyumlu çalışan örgütler 9 ay sonra yerel seçimde kendilerine pozisyon almaya çalışacaklar. Dolayısıyla bu seçimde bitmiyor iş. 9 hmm. ay sonra yerel seçim var. Hmm. Belki yerel seçimden 2 yıl sonra da yeni bir genel seçim yaşayacağız. Öğren o zaman siz girelim. dediğiniz yani burada İyi partinin tavrını yumuşatması lazım. İyi parti ben kendi listemle girerim. Başkasını da listeme koymam diyor. Burada o zaman İyi partiye hiç yani, göre. Bunu tabii genellemek doğru olmaz. Ee, seçim çevresine göre bakmak gerekir. Yani bazı seçim çevrelerinde İyi parti daha... ...güçlü görünüyorsa orada İyi Parti'nin listesi altında CHP'nin e, belki isim vermesi daha doğru olur. Ama sonuçta bahsettiğimiz yerde ülkenin yarısı falan değil yani yaklaşık 25-30 seçim çevresinde bu tür bir çalışma yapmak e, faydalı olacak. Yani yine diğer geri kalan e, illerde herkes kendi ismiyle e, seçime girebilir. Hocam bir de şöyle bir inanış var Kemal Kılıçdaroğlu sağdan oy alamaz imkansız diye. Böyle mi hakikaten bu iş? Yani ben öyle düşünmüyorum. Şimdi zaten sağ sol falan her şey birbirine karıştı ülkede. Yani 20 yıllık iktidarın sonunda hani nefes alıp vermek noktasındayız. Yani sağımızı solumuzu göremiyoruz. Yani bir yıl sonra nasıl bir ülkede yaşayacağız acaba diye endişe içinde yaşıyoruz. Her günde o endişe büyüyor. Yani bir yandan ekonomik kriz bir yandan... Yani deprem bize çok daha başka bir gerçekliği hatırlattı. Yani sadece İstanbul değil Türkiye'nin birçok yeri deprem riskiyle karşı karşıya. Ve biz 20 yıllık iktidarın sonunda devlet kapasitesinin tahrip olduğunu gördük. Ortada bir devlet kapasitesi kalmamış durumda. O yüzden hayati bir şeyden bahsediyoruz. Ve seçmenler de zaten oy tercihlerini buna göre şekillendiriyorlar. Yani ben uzunca bir süredir şöyle bir tablo anlatıyorum. %35 iktidarı destekliyor ve iktidar iktidardan düşmediği sürece bu 35'in fikrini değiştirmek çok kolay değil. Orayı değişti. Ama bu tarafta da %50'nin üzerinde konsolide olmuş muhalif seçmen var. Erdoğan'ın karşısındaki adayı desteklemeye çalışıyor. Orada tek bir aday olursa da çok rahat bir şekilde bu %50 artı 1'in alınabileceği görülüyor. Araştırmalar bunu gösteriyor. Burada önemli olan milletvekilliği meselesi. Ve insanlar, seçmenler Partilere daha az ilgi duy duyuyorlar artık. Yani bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber hmm. kim cumhurbaşkanı olacak? Liderler ne söylüyor? Bunlar önemli ama milletvekilleri, meclis, ya yani bunlara çok kafa yormuyor insanlar. Tam da o Doğru. yüzden daha kararsızlar. Kararsızlar Doğru. ve sürprizleri açıklar. Doğru. Ya hocam şu soru da önemli bence. Sinan Oğan MHP ve BBP'den oy alır mı? Hangi ittifakın lehine, hangi ittifakın aleyhine Oğan'ın adaylığı? Yorumluyorum sormuş. Ya şu an açıkçası elimde böyle bir veri yok ama işte bu akşam bitecek mesela yeni bir araştırmamız var. Orada Sinan Oğan ismini de sorduk yeni e, tabloda. Dolayısıyla onu daha sonra yanıtlayabilirim. Yani böyle bilmediğim Aynen. bir şey üzerine konuşmak yerine veriyle konuşmaya çalışayım. Peki hocam sağ olun. Var mı atladığım bir şey ya şunu da konuşmamız lazımdı dediğiniz? Yok teşekkür ederim sağ olun. Sağ olun zamanınız için kolay gelsin. Şimdi... Ee, Matiati sizin itirazlarınız var diyorsunuz ki ya işte kardeşim bu ülkenin çoğunluğu sağ seçmen %7 %8 HDP oyu için sen riske atıyorsun ee, bu ülkenin %70'i hani milliyetçi merkez aslında e sen %70'i ikna edeceğini %7 peşinde koşuyorsun diyorsunuz ve diyorsunuz ki eğer altılı masa Mansur Yavaş aday gösterseydi hani Muharrem İnce'nin falan şeyi olmayacaktı Vallahi ben sizin gibi şöyle düşünmüyorum bence Muharrem İnce bu süreçte her halükarda aday olacaktı. Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu aday gösterilseydi bu sefer diyeceklerdi ki hele Mansur Yavaş için ya bu adam CHP'li de değil. Bu adam milliyetçi, bu adam ülkücü. Ne alakası var deyip Muharrem İnce ben gerçek CHP'li oylarına talibim. Ben gerçek sosyal demokratların oyuna talibim de yine çıkacaktı. Ve hatta bu sefer Mansur Yavaş HDP'den HDP tamamından oy, oy alması daha zor olduğu için bu sefer o, o söylemi de kullanacaktı. Muharrem Bey'in Allah aşkına yani çıkışın ideolojik olmadığını gerçekten farkındayız değil mi? Ama kurt bir siyasetçi olduğu için şunu iyi okuyor. Kendisini e, popülist sağa karşı Erdoğan popülistler hep popülist sola oturtuyor. Ve e, iktidarın bunca işte bu en son e, MHP ile de ittifaka girdikten sonra kullanmaya başladığı yeni böyle bir aşırı milliyetçi neredeyse banal milliyetçi lümpen milliyetçi bir dil var e aslında ona da paralel gidiyor çünkü bu prim yapıyor şu anda ve iktidar seçmeni özellikle genç seçmeni ona alışkın yani o banal milliyetçi dili alışkın o banal milliyetçi dil merkez oldu. Onun için oraya ulaşıyor. Işte, Vayrak diyor, vatan diyor, bunlar terörlerle diyor falan. Hem onu kullanıyor hem de sol popülist bir dil kullanıyor aslında ince Ama eğer Mansur Yavaş adayı olsaydı başka bir yerden gidip de Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ediyor olacaktı. Anlatabiliyor muyum? Bu da e, Muharrem İnce tam böyle ideolojik, evet böyle düşün. Çünkü 2018'de kendisi Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti hatırlarsanız. Talibim oylarınıza dedi yani HDP ile ilgili görüşleri farklıydı o zaman Muharrem İnce'nin. Onu demek istiyorum. Şimdi e, diyorsunuz ki siz de çok doğru söylüyorsunuz ama söylediklerinizi Mamak'taki keçi öğrendik seçmeni anlatamıyorsunuz. Sorunumuz bu. Valla işte e, siyaset bir rıza üretme biçimidir. E, burada yapacak muhalefet bir zahmeti yani. İşleri bu. Anlatabiliyor muyum? İşte onun için teşkilat önemli, il önemli, ilçe önemli. Sadece sosyal medyadan da olmuyor bu iş. Kapı kapı gideceksin, kapı kapı dolaşacaksın. Bu önemli. Ee, bir siyaset bilimci arkadaşımız şeyi analiz etmiş diyor ki TikTok'u tamamıyla sos şeyler muhalefet bomboş bırakmış durumda. İktidar orada at koşturuyor. İktidar sürekli TikTok'a yönelik video hazırlıyor. Yorumlar Onların videoları çok aktif. Muhalefetse hiçbir şey yapmıyor. Örneğin Kemal Kılıçdaroğlu'nun son işte videosu TikTok'a bile yüklenmemiş kardeşim. Ondan parçalar kesin TikTok'a koyun yapın bunu diyor. Diyor haklı haklılar. Haklı yani. Bu da işin bir parçası. Bu arada az önce Derya Kömürcü e, ile konuşurken o da yöneylem anketin başında ya. Dedi ki ya hani böyle her anketçi bir partiye iyilik yapıyor. Kayırıyor gibi hani sana sen de tipimi kayırıyorsun diyorlar kayırmıyorum diye anlatırken. Şimdi böyle CHP ile İyi Parti arasında ufak ufak şeyler var. Anlaşmazlıklar, atışmalar. Fakat bence bu iyi. Mesela Matiyat'e sizin dediğiniz dengeleyici unsur bu olabilir. Örneğin Yunus Emre CHP'li vermiş olduğu bir röportajda görmüşsünüzdür. Bu yerel yönetim özellik şartından bahsediyor. Aslında AB şeylerinden bir tanesi. AB chapterlarının yani Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylığında uygulaması gereken şartlardan bir tanesi. Ama Türkiye buna rezerv koyuyor. İşte yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, bütçesinin ayrılması, bütçesini daha işte özel kendisi yönetebilmesi falan buna ilişkin bir şart. Yunus Emre diyor ki yerel yönetim özellik şartını biz getireceğiz, uygulayacağız. Bu, bu Türkiye'nin bölünmesine değil tam tersine üniter sistemin güçlenmesini sağlayacak. Bakın görürsünüz diye böyle vermiş olduğu bir röportaj var. Dün İyi Parti sözcüsü Kürşat Oğuz çıktı dedi ki hayır biz tamamıyla karşıyız. Yerel yönetim özellik şartına bu uygulanamaz. Biz buna Türkiye'nin rezervlerini sürdürmesi gerektiğini düşünüyoruz diye. Orada bir fikir ayrılığı. Bence bu fikir ayrılıklarının olması da normal, iyi aslında bakacak olursanız. Bu işte hani çünkü Asaderya Kömürjoğlu'nun altını çiziyor ya diyor şu anda seçmen çok pragmatist artık şeyi bırakmış durumda. <laughs> bu detayları bırakmış durumda. Başka bir şeye odaklanmış durumda seçmenin büyük bir çoğunluğu diyor ama arada ben bu hafif böyle tartışmaların farklı fikirlerin dile getirilmesini dengeleyici olacağını da düşünüyorum. Yani e, merkez sağ milliyetçi seçmen ya kardeşim dur bakalım bu ittifak nereye gidiyor dediği zaman orada İyi Parti bir dengeleyici unsur olabilir bunu bu şeyde hani böyle çok birbirlerine kavgaya girmeden dediğim gibi 50 gün yani 60 günden az kaldı 57 gün 50, 46 gün kaldı pardon ne 50'si işte böyle bir geri dönülemeyecek hata yapmamaları lazım şu ana kadar sakin sakin hedefe odaklı gidiyor gibi görünüyorlar. Ee, Ümit Özdağ'la sabah saatlerinde bayağı böyle bir Kemal Özkiraz'a hani laf çarptı. Bu anket sektörü de e, er meydanı değil. <laughs> Bakın da, daha <laughs> Dün bir tane tanınmış bir anket şirketinin sahibi bir partiden milletvekili aday adayı oldu. Yani bugün eğer anket şirketlerinin sahibi parti sözcüleri gibi hareket ediyorsa bu zaten o anketlerin güvenilir olduğuna dair ciddi soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Diye Kemal Özkiraz'a Kemal Özkiraz malumunuz CHP'den aday adayı oldu. Ondan bahsediyor Ümit Özdale. Ya şimdi bir de işin enteresan tarafı CHP'nin şöyle bir sıkıntısı var işte bu helalleşme biraz tabanını genişletmeye, farklı politikalar uygulama. Fakat bu sefer de böyle kimi aday adayları parti sözcüsü gibi sosyal medyada aktifler. Herkes aklına gelen, aklına geleni söylüyor. Aklına geleni yazıyor. Bu sefer de ya kardeş bu partinin kararı mı değil mi kafa karışıklığı oluşuyor. Sabah bir arkadaşla konuşuyorduk. Dedi ki ya eskiden dedi ya yani İnce üzerinden. Muharrem İnce dedi. Yani bu kadar böyle şeyler yoktu. Hayret dedi yani biz bu yüzünü ilk kez görüyoruz. İlginç dedi. Ben de şunu söyledim. Çünkü şimdi parti disiplini içerisinde olmak tek başına olmak arasında bir fark var. Şimdi öbür türlü partinin çeşitli kurulları oluyor, organları oluyor. Orada kararlar tartışılıyor çeşitli konular. Çalışmalar yapılıyor işte anketler, bilimsel Oradan bir politika çıkarılıyor, bir söylem birliği yapılıyor falan. Onun için ha, aklına gelen aklına geldiği zaman söylemiyor siyasetçiler. Ama tek başına kaldıkları zaman pek çok siyasetçiyle ilgili bu ilüzyonun hani tek başlarına kaldığı zaman kendi partilerini kurdukları zaman bozulduğunu gördük ya biraz da bununla ilişkili. Şimdi bu CHP aday adaylarının da bir kısmı bir kısmı yani CHP örgütlerinden gelmiyorlar mesela. E onun için hani o anlamda öyle bir siyasi disiplinleri yok. Onun için kafasına göre yazıyor mesela adaya aday olmuş. Bu sefer bu partinin söylediği şey mi? Bu işte partinin kendi açıklaması mı? Parti böyle mi düşünüyor? De kafa karışıklığı oluyor ve bunu bu hassas süreçte de biraz da cumhur ittifakı bileşenleri kullanıyor tabii. Aday adayın yazdığına bakın kardeşim falan diye. Onun için zorlu bir süreç. Sosyal medya çağında sosyal medyaya eğilmeleri dikkat etmeleri lazım. E, Temel Karamollaoğlu'nun yeni e, bu arada tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la görüşecek. Şimdi e, milli görüşü kim temsil edecek? Yeniden Refah Partisi'ni, Saadet Partisi'ni o çekişme Var, tabii. ve PKK unsurlarının destek olduğunu görmemizin etkisi oldu ve şöyle ekliyor millet İttifakı ile milli görüş tabanı taban tabana zıt diyor katılmamız mümkün değildi diyor şimdi siz saçmalıyor milli, ben milli bana... görüş hareketinin kurucu lideriyle 45 yıl aynı yolda yürüyen bir isim ve bir lider lider olarak nasıl görüyorsunuz ya, bu, bu kadar, kadar saçmalık bu kadar tutarsızlık olmaz ya bir defa hemen getirmiş itikadi noktaya dayamış. Siz kimlerle berabersiniz? Hangi yalpalar yapıldı bugüne kadar? Kim Erbakan hocamızı terk etti? Kim milli görüş gömleğini çıkardı da Siyonist gömleğini giydi? Ya biraz insaf et. Ama tabii Fatih'in bir background'u yok. Onu bilelim. Yani bir tecrübesi herhangi bir sahada yok. Olmadığı için de işte Erbakan Hocamızın ben bizim arkadaşlara da tavsiye ediyorum e, onun anılarını, onun görüşlerini aksettiren kitabını hı hı. mutlaka okumalarını çünkü her konuda çok bariz düşünceleri var. Ve Erbakan Hoca yani cahilliğe bakın ilk koalisyonunu CHP ile de, kurdu. Evet, i̇lk şey, koalisyonu neyse, ve, koalisyon. ve tarihi bir misyon yükledi o koalisyonun üzerine. Bir takım hatalar yapılmamış olsaydı o koalisyon büyük ihtimalle devam edecekti ama o koalisyonda muazzam bir değişiklik oldu Türkiye politikasında. Temel Karamoğlu da en çok Fatih Erbakan sinirlendiriyor herhalde hakikaten öyle görünüyor. Şimdi asıl bu yani bugünün haberi değil ama iki gazeteci Büyüğümüz çok güzel yazmış. Bir tanesi Mehmet Yılmaz. Bir tanesi de Murat Yetkin Yetkin Report'ta yazmış. Şimdi aslında hakikaten bu pazar günü bu karar çıkmıştı. Pazar ya da cumartesi hatırlayın. Şimdi yanlış söylemeyeyim. Paris'teki tahkime gitmiş. Irak, Bağdat merkezi yönetimi. Diyor ki tahkimde yani daha evvelden. Kardeşim diyor bu petrol Irak'ın ulusal malı fakat bunu Türkiye Irak'taki bölgesel yönetimle, Kürt yönetimiyle işbirliği yapıyor. Bize para ödemeden Kürt yönetiminden direkt satın alıyor. Şikayetçiyim Türkiye'den diyor. E ve bunun üzerine Paris'teki tahkimde Türkiye haksız bulunuyor ve dolayısıyla Türkiye 1.4 milyar dolar tazminat ödemeye cezasına çarptırılıyor. Aslında Murat Yetkin hani daha yüksek bir ceza isteniyordu. Irak Merkez Yönetimi memnun değil, düşük buldu cezayı diyor ama Türkiye haksız bulunmuş. Şimdi burada Taner Yıldız Enerji Bakanıyken hay bak ne kadar çelişkilere bak Türk dış politikası. Yani bu işin içinde iş var arkadaşlar. Çok katmanlı bir birinci katmanı. Türk dış politikası bunlar her sene başka. O sene akıllarına bir şey geliyor öyle yapıyorlar. Seneye tam tam tersi. Taner Yıldız vakti zamanında gitmiş Iraklı mevkidaşıyla. Türkiye ile Irak arasında daha önce 1970'ler 73'te imzalanan Irak Türkiye boru hattı anlaşması var. Diyor ki bu anlaşma Türkiye ben bu işte şey buradan gelen petrolü direkt Bağdat'tan alacağım diye. Bu anlaşmayı Taner Yıldız 2010 yılında imza atıyor 2025'e kadar uzatıyor. Şimdi uzatıyor. Ondan sonra e, şey bu işit davaları falan başlıyor. Bunun üzerine Türkiye tam da o arada ki hakikaten de o dönemde Türkiye işitten petrol mü alıyor diye dünyada da haber olmuştu. Gidiyor Türkiye. Irak'taki bölgesel yönetimde Barzani ile iş tutmaya başlıyor. Boşver ver Bağdat'ı biz senden alalım petrol diyor. Cayır cayır petrol almaya başlıyor. Ve bunu da gazeteci Tolga Tanış o yıllarda çok güzel takip ediyordu Washington'dan bu işte Hürriyet Gazetesi'nin Washington temsilcisiydi. Ee, Erdoğan ve Potus diye bir kitap yazmıştı. Hani President of United States. Ve orada Berat Albayrak'ın şirketi, Berat Albayrak'ın akrabasının başında olduğu Power Trans şirketinin işin içinde olduğu ve bu Power Trans şirketinin e, Irak bölgesel yönetiminden aslında Türkiye'nin de imzalamış olduğu anlaşmaların aksine petrol ticareti yaptığını yazmıştı. Bal tutan parmağını yalamış. Şimdi burada Mehmet Yılmaz da şuna dikkat çekiyor. Diyor ki kardeşim diyor. Berat Bey'in paraları kazandı akrabasının şirketi. Berat Albayrak'ın da bu şirketle ilişkili olduğu ama bunu ispat etmek imkan. Zaten siyasilerle ilgili şöyle bir sıkıntı var. Bakın yarın öbür gün iktidar değiştiğinde de bunu göreceğiz. Kimse kendi üstünde bir şey yapmıyor ki. Yani mesela hatırlayın bu işte İstanbul 3. Havalimanı falan. Ne hikmetse bu havalimanı falan yapılmadan önce Numan Kurtulmuş'un babası oralarda narazi almış. Bak şimdi Numan Kurtulmuş'a soruldu. Efendim iftira babam almış. Ne alaka eskiden almışız falan dedi mesela. Şimdi herkes böyle işte kuzeninin bilmem kayna üzerine falan bir şey alıyor. İşleri öyle yürütüyor şimdi aslında yani. Siyasetçiler bir işi kılıfına uydurmayı da iyi biliyorlar onu demeye çalışıyorum. Diyor ki Mehmet Yılmaz kardeşim diyor, Bu Power Trans şirketi paraları kazandı. E şimdi bu tazminatı Türkiye ödeyecek diyor. Bu hakikaten Türkiye için önemli. 1.3 mü? Gerçi 1.3 milyar dolar da ne olacak Allah aşkına Türkiye onu iki günde yakıyor yani. Doları belli bir seviyede tutmak için. O bizim, o para bizim elimizin kiri. Ama önemli bir haber. Başka bir artık bu da kara mizah mı diyeyim ne diyeyim ya. MHP il Başkanı Şahin, Veysel Şahin Ege'de Son Söz Gazetesi'ne konuşmuş. Diyor ki kardeşim diyor bu seçim matematik işi değil Allah'ın işi. Cenabı Allah ee, ne diyor? İmansızlara, hainlere fırsat vermez. Allah varken matematik olmaz diyor. Bu seçimde matematik olmayacakmış. Allah'ın işiymiş. Abicim bu kadar böyleyse siz doktora falan da gitmeyin o zaman. Her şey Cenabı Allah'ın işi. Hasta mı oldun? Covid mi oldun? Alma kardeşim aşımış olma. Git yat evinde iyileşirsin. Cenabı Allah de geç. Yani artık ne diyeyim günün eğlencesi diye mi vermek lazım, günün kara komedisi mi diye vermek lazım bilmiyorum. E, meclise reddedilecek şeyleri de vereyim, önerileri de vereyim. Sonra biraz dış haberlere geçeceğim. İyi Parti'nin grup önerisi, görüyorsunuz Hatay'daki hastanelerin yıkılmasına neden olan ihmaller ve sorunların tespit edilmesine yönelik genel görüşme açılması, reddedilecek. HDP'nin grup önerisi, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleriyle ilgili seçim güvenliğine ve endişelerin giderilmesine dair genel görüşme açılması, kesin reddedilecek. CHP'nin grup önerisi AFAD'ın ve iktidarın 6 Şubat depreminde görevlerine e, gerektiği gibi yerine getirmemiş olmalarının nedenlerinin araştırılması. Bu da reddedilecek. Bu arada bu seçim güvenliği demişken bizi yurt dışından izleyen çokça izleyicimiz var. var olunuz ve çok aynı şey yazıyorsunuz. Sayısız e-mail aldık bu konuda ve ben de bunu siyasi partilere yani muhalefete özellikle ilettim. Çünkü bize yurt dışından mail yazan seçmen arkadaşlar bunun nedeninin, özellikle işte Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere gibi ülkelerdeki seçmenin ağırlıklı olarak yurt dışında yaşayan seçmenin ağırlıklı olarak muhalif olması ve dolayısıyla bu muhalif seçmenin oy kullanmasının istenmemesi bu nedenle bu düzenlemenin yapıldığı şeklinde yorumluyorlar. Mail'lerde öyle yazıyorsunuz. Şöyle bir düzenleme yapılmış eskiden. Amerika'da oturuyorsun. Allah'ın bir eyaletinde Idaho'da orada adres değişikliği yaptın. Normalde işte neyse en yakın konsolosluk veya Washington'daki bizim baş büyük elçilik oraya bir mektup yollayarak böyle böyle diye hemen adres değişikliği yapıp seçmen kaydını yenileyebiliyor musun? Ya da bir çocuğunuz oldu diye çocuğunuz oy kullanacak yaşa geldi. Yine aynı şekilde posta yoluyla şeylerle temsilciliklerle yazışarak seçmen kartı seçmen alabiliyorsun. Seçmen kütüğüne kaydolabiliyorsun. Fakat bunu değiştirmişler şimdi. Diyorlar ki kardeşim bizzat gideceksin. He ne var bizzat gitsinler diyebilirsiniz ama insanlar bazen başka şehirlerde oturuyor. Saatlerce 6-7 saat yol tepmeleri gerekiyor. Şimdi bunun için insanlar da diyorlar ki seçmenler ya bu hem para hem şey meselesi zaman. Yani ben işimden izin alacağım iki gün gidip adres değişikliği yaptım diye mi bildireceğim ya da işte çocuğumun seçmen kartı alsın diye mi oraya gideceğim? Bu iki kere bir gideceğim, geleceğim. Bir de seçimde oy kullanmaya gideceğim, gideceğim. Her gideceğim, geleceğim. Herkes bu iki kere gitmeyi, gelmeyi herkesin bütçesi karşılamaz diyorlar. Yurtdışı seçmen şikayetçi. Ben de bunu hem burada söylemiş olayım, hem de tweet'ine attım. Muhalefet partileri de yapabilecekleri bir şey varsa vallahi yapsınlar madem. Şimdi yurtdışı demişken görmüşsünüzdür çok konuşuldu. İskoçya'nın yeni başbakanı SNP, İskoç Milliyetçi Partisi'nin yeni genel başkanı kendisi Hamza Yusuf. Bu parti için bir mücadele yani şu anda iktidarda olan parti. Parti yönetimi değişince partinin başındaki kişi parti içinde özellikle işte bu siyasi görüş ayrılıkları nedeniyle bölünme olunca partiyi bir arada tutamıyorum diye istifa etti. Yerine Hamza Yusuf seçildi. Kendisi Pakistan asıllı bir Müslüman. İskoçya'nın da başbakanı oldu. Şöyle tabii kritik bir süreçte hatırlayın, İskoçya'da daha önce referandum yapıldı, e, ayrılalım mı Birleşik Krallıktan ayrılmayalım mı diye. O dönem ayrılmayalım kararı çıkmıştı ama daha o zaman Brexit olmamıştı. Yani İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılmamıştı. Şimdi hani o da etkili olmuş yani diyorlardı ki kardeşim hani bu şeyde Avrupa Birliği'nin içerisinde şimdi bunu ayrılınursa. Tekrar İskoçya'nın bütün bu şeyleri AB ile görüşmeleri falan yapması gerekir diye o da etkili olmuştu. E şimdi Brexit de oldu. İngilizler ayrıldı Avrupa Birliği'nden. Şimdi İskoçya ayrılsın mı ayrılmasın mı hikayesi var. Pakistan aslında Müslüman kişi ayrılsın mı ayrılmasın mı konusunda İngiltere'nin başbakanı da Rishi Sunak. Malum o da Hindistan asıllı kendisi. Enteresan bir dönem. Yalnız bu Hamza Yusuf'la ilgili tabi Türk basında baktığınız zaman hep böyle gaz haberler var ama biraz şeyden de partinin başına geçmiş anladığım kadarıyla parti içindeki bu bölünmüşlükten ötürü. Çünkü bunu eleştirenler Hamza da useless diyorlar. Hamza Yusuf ya Hamza useless diyorlar. Daha önce bir işte Ulaştırma Bakanlığı yapmış. Diyorlar ki Ulaştırma Bakanlığı yaptığın dönemde kardeşim bütün trenleri saatleri sapıttı. Bir ulaştırmayı beceremedin. Sağlık Bakanlığı yapmış tam Covid döneminde falan. O dönemde diyorlar bir batırdım falan. Eleştiren de çok yalnız. Onu da söyleyeyim. Ama tabii şimdi enteresan bir durum. Yani işte yeni Avrupa, yeni dünya aşağı yukarı böyle bir şey. Nesiller önce gelmişler göçmen olarak o ülkede siyasete girmişler, o ülkenin bir parçası. Evet bu. Çok da genç ya 37 yaşında, 38 yaşında. Çok genç girmiş siyasete zaten. 26 yaşında mı, 27 yaşında mı ne İskoçya Parlamento, parlamento Parlamentosuna girmiş. Ee, böyle bir şey var. Böyle de bir enteresan bir durum var. Bir haber İran'dan. Şimdi bu Mesa Amini protestoları sonrasında bu geçti irşad denilen işte insanların, kadınların başörtüsü var mı yok mu diye kadınların peşine takılan, onları tutuklayan, uyaran bu geçti irşad polisleri epeydir bir sokaklardan çekildi. Çünkü yeni bir yasa hazırlanıyor. Bu hani şeyde pek çok haber çıktı ya işte kaldırıldı mı artık başörtüsü yasa falan diye çeşitli haberler çıkmıştı. Şimdi yeni bir yasa hazırlıyorlar. Bu yeni yasa taslağında anlaş, anlaşılan şöyle olacak. Tutuklama falan hani tabii bunlara çok böyle tepki geldiği için tutuklama işte mesaiminin orada yaşamını yitirmesi falan. Tutuklama çok fazla tepki aldığı için muhtemelen 60 bin dolar bakın toman demiyorum yani İran reali demiyorum. 60 bin dolar kadar ceza verilmesi öngörülüyor. Şu anda bu İran ekonomisi de batık yani bizim Türkiye ile başa baş. 60 bin doları falan kimse ödeyemez yani. Başı açık yakalanırsan 60 bin dolar 30 bin ile 60 bin dolar arasında değişecekmiş. Ceza ödeyeceksin devlete. Bu baya baya sıkıntılı. Baya özgürlüklerin önüne set olabilecek bir şey. Bir gelişme eğer olur ise. Bir gelişme de aslında bu TikTok'la ilgili. Hani TikTok'a değinmiştim yani ne kadar hani muhalefet boş bırakıyor diyorlar diye. Birisi de yazmış özür diliyorum yorumunuzu kaçırdım belki tekrar yazarsanız verebilirim. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde demokratlar e, seçimi TikTok sayesinde kazandı diye çalışmalar var diye yazmıştınız. TikTok'un Norveç'te bir veri merkezi var. Fakat bu veri merkezinin hemen yakında da bir... Avrupa'nın en büyük mühimmat fabrikalarından bir tanesi var. Şimdi Ukrayna Savaşı devam ediyor ve AB yeni kararlar aldı. Yeni birkaç milyar euroluk paketler açıkladılar. Bu paketler ne olacak işte? Ukrayna'ya mühimmat sevkiyatı. Yani Avrupa'da üretilecek ve dolayısıyla Avrupa Ukrayna'ya mühimmat sevk edecek. Günde 7 bin kadar top mermisi harcanıyor Ukrayna tarafından Ukrayna Savaşı'nda. Biraz da bu iki tarafta birbirinin soluğunu kesme noktasına geldi. Yani Bahmut kasabı aylar oldu ya. Yani. Hala Rusya alamadı mesela. İki tarafta birbirinin soluğunu bitirmeye çalışıyordu. Hatta Ukrayna ordusu ile yani Genelkurmay Başkanı ile Zelenski arasında Ukrayna Devlet Başkanı bir anlaşmazlık oldu. Burada hani ordu biraz daha ya tamam bu bakmut artık insan da kalmadı burada zaten. Çok bir stratejik önemi de yok. Çekilelim diyor. Fakat Zelenski de diyor ki yok direnelim burada Rusların cephanesini ve insan gücünü bitirelim. Çünkü adamlar prestij için Bakhmut'u almaya çalışıyorlar. Orada bir anlaşması. Mesela günde 7 bin top mermisi harcanıyormuş. Ee, şimdi burada top mermisinin çok hızlı üretildiği, fazla üretildiği noktalardan bir tanesi de Norveç'teki bu Nemo fabrikası. Nemo üretimi hızlandırmak istiyor, arttırmak istiyor fakat arttıramıyor. Çünkü hemen yanı başındaki TikTok'un veri merkezi bölgenin bütün elektriğini çekiyormuş arkadaşlar. Diyor ki Burada fabrikanın sorunu. Kardeşim TikTok yüzünden diyor top mermisi üretemiyoruz. Diye de böyle bir ilginç yani TikTok malum işte Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklansın mı yasaklanmasın mı bir hikayesi var. Avrupa Birliği resmi kurumlarında TikTok sahibi olması bürokratların yasaklandı. Çin çünkü verilere erişebiliyor diye. Aynı şekilde Çinli firma Huawei bu arada. Huawei ile ilgili bir adım atılabilir. Huawei'nin de Avrupa Birliği, Avrupa Birliği ülkelerinde ciddi Çin lehine lobi yaptığı, bu lobi faaliyetlerini fonladığı, dolayısıyla, as, dolayısıyla aslında bağımsız e, özel bir şirket olmadığı, bir tür çin devlet şirketi olduğu ve buna binaen hareket ettiği yolunda e, gelişmeler var. Huawei ile ilgili de adımlar atılabilir enteresan yani olaylar olaylar gerçekten. E, yorumluyorum sormuşsunuz İsrail'de protestolar bitti mi diye. Yok devam edecek ama Netanyahu şu anda yasayı o dün üzerine uzun uzun konuştuğumuz yasa teklifini geri çekti. İsrail Cumhurbaşkanı her sokta muhalefetle iktidara acilen dedi bir masaya oturun. Bu iş savaşa gidiyor oturun ve bu yasa konusunda anlaşın kardeşim. Acilen anlaşmaları çağrısında bulundu ama şey işe yaradı yani. Bak protestolar işe yaradı mecbur kaldı. Netanyahu geri adım attı. Yasa şimdilik ertelendi. Bakalım belki yeniden şekillendirecek. Diyorum ve noktalıyorum.